Sen bir İtalyanla, Massimo ile evliydin, evet, ve ayrıldın. Sen terk ettin onu. Ayrılmayı tercih ettim. Tamam, ayrılmayı evet, sen tercih ettin ama o değil. Halen kafasını duvarlara vuruyor mu? Haber alıyor musun ondan? Hayır, hiç haber almıyorum. Hiçbir şekilde mesela orada burada sosyal medyada. Hiç. Massimo ile tamamen. Hiç yokmuş gibi, evet. Hiç yaşanmamış gibi. Massimo ile ayrılma noktasına geldin. Burada hemen yanında bir İtalyan var, saydırabilirsin. Biz yok, ben hiç... Sarabilir misin? Hayır, saldırabilirsin. Saydıra yani, bir şey söylemek istiyorsan onu söyle. Yani hiç kimseyle hiçbir zaman saldırma aşamasına saldırma gelmedim. Saldırma değil, saydırma anlamında. Saydırma bir aşamasına İtalyan da gelmedim. Hiç, yani kendisiyle de, eski eşimle de saydırma aşamasına gelmedim. Hiçbir erkek arkadaşımla ayrılırken saydırma noktasına yani, gelmedim zaten. Kavga gürültü olmadan. Hiçbir zaman kavga gürültü olmadı. Yani sesimi yükseltmeye karşıyım zaten. Öyle mi? İnsanlar gayet rahat bir şekilde konuşarak anlaşabilirler. Duygular bittiği zaman da eğer karşı taraf anlamıyorsa karşıma alıp konuştuğum zamanlar oldu. Yani olması artık yürümüyor. Gibi. Evet, aynı. Yani ben bütün ayrılıklarım masa başında oldu gibi yani hani. Hadi ya. Gel otur seninle bir şey konuşacağız kıvamında. Şimdi Danilo gibi bir eşin olsaydı. Mesela Massimo ile Danilo herhalde format olarak tamamen farklı adamlar değil mi öyle? Çok evet ya. Evet. You're so sweet. Şey, o nereli Massimo? Bolonyalı. Sanki gidip bulup dövecek ama Palermo yani. Küçük tamam. Palermo. Tamam. Sıkı değil mi böyle sert? İşte o bir Türk benziyor biraz evet, Sicilya'dan evet, yani aynen, böyle karakter, güneye görüntü. Indikçe, evet, tabii ki de öyle, böyle bir sıcaklık mafya var aynı zamanda biraz o zor. Ben Floransa'dayım, biraz daha artist oldum. Frenzy Show'da. Manke Suacere. Vero, difficile. Çok sıkalım mı? Yok yok. Peki sana bir şey diyeceğim. Şimdi Danilo mesela. O ilk eşin Massimo değil de Danilo olsaydı onu bırakır mıydın? Pardon. Hayır. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu yani kesin ben bırakmayacağım ha. Danilo sen orada böyle hadiseler böyle ısındıkça buradan kıskanan, ciddi anlamda kıskanan biri var. Antonio araya girmeye çalışıyor sürekli. Yok, kıskanmak değil. Kıskanmıyor zaten. Çok kıskanıyor ha. Oğlum çok kıskanıyor ha. Burcucuğum. Kimi kıskanıyorsun Daniel? Yok sen çok kıskanıyorsun. Ama kimi kıskanıyor? Ya bırak ya. Boşanma oğlum. Bayağı kıskanıyor. Herkes her şey bu kıskanıyor işte. O işte biraz şeker kro önce söyledi ya. Öyle bir var böyle. Şeker kro. Evet o şeker kro. Hiç duymadın mı böyle bir şeker kro? Şeker kro duymamıştım ama oturdu şimdi evet. Neden? Peki diyelim ki bu masada hiçbiriyle olmuyor. Bir kızın olsaydı bu masadan birine verir miydin? Baksın diye mi? Niye veriyorum? Şey, yani ha evlensin diye. Bakıcı olarak düşündü ya. Çocuk bakıcısı. Baksın diye mi dedi ya? Bu çok güzel emzirir. Burcu koptu. Evlensin diye. Yani bir kızın oldu, büyüdü. O kadar büyüdü ondan sonra, yani. Hani evet, çocuk, büyüdü yani bunlardan birisine. Hızla ilerleyeceğini. Hayır tabii o kadar değil ama yani öyle olduğunu düşün. Mesela şuradaki çocuklardan hani güvenin var mı? Hani şimdi yabancı bir adamla evlilik yaptın. Hiç öyle şey ayrımlarım yok benim. Yabancı bir adam, Türk bir adam falan öyle. Kızım olsa verirdim diyorsun. Burada hangisi mesela? En akla yatkın. Hepsi bekarmış şu an. Hepsi evet, bekarmış. Hangisine verirdim? Çok zor. İnsan kızını. Ya, bu insan nedir de heyecanlandım ben de bekliyorum. Seçirmek istiyor insan. Ne veriyorsun tam anlamadım ki. Ben mi? Evet, çok güzel değil mi? Ya. Bak Danilo anlamadı. Evet, Danilo mevzuyu anlamadı. Oğlum bak şunu diyor. Oğlum bak beni de Türkçeyi bozdu. Oğlum bak. Bak abicim. Burcu Esmersoy'un bir kızı olsaydı sizin yaşlarınızda. Evet. Onu size verir miydi? Baksın diye değil, evlensin diye. Tamam, şimdi alak. Tabii iyi bir çocuk. Evet, vallahi iyi bir çocuk. Evet. Vallahi. Ben de vereceğim. Çok tatlı bir çocuk, yemin ediyorum. Yalnız vallahi, direkt kendi kızı ya yönetebileceği birisine verdi. Hani ben bunu idare ederim. En fazla metrobüse binerler falan. İşimiz gücümüz para değil bizim ya. Sevilsinler yeter. Seni etkileyebilmesi için bir erkeğin ne yapması lazım? Bana? Dünyadaki tek kadınmışım gibi bakması gerekiyor. Özel isim. Peki, tamam da sen farkında değil misin? Sen zaten çok özel bir kadınsın.
Hayır öyle değil. Ben zaten bunun farkındayım ama onun için öyle olmak istiyorum. İyi de o erkek daha bu saatten sonra ne yapabilir ki yani farklı hissettirmek için? Yani ben cidden o bir bakıştır. Yani o bir böyle teke tekken bakmaktan, konuşmaktan, söylemekten bahsetmiyorum. Çok kalabalık bir ortamda bile birbirimizin yüzüne bakmıyor olsak bile, arkamda bile olsa yine de bana öyle baktığını biliyor olmak istiyorum. Bravo. Yani korumacı. Korumacı. Aynen. Çok iyi. Güvenli. Tam o noktada yani nasıl bir erkek arıyorsun? Korumacı dedin değil mi? Evet. Kadınlar genelde öyledir zaten. Tabii korumacı. Aynen, korumacı. Başka özellikler? Dürüst. Adam gibi eğlenceli. Adam. Eğlenceli. Evet aynen öyle. Mesela güldüren erkekten hoşlanır tabii mısın? Tabii ki. Ağlatan erkekten hoşlanmam. Bunu biliyorum yani demek ki. Güldüren, ağlatmayacak, korumacı. Yazdın mı? Sanki sen de ağlayan erkeklerden. Ağlayan erkeklerden. Oo, güzel soru. Ağlayan erkeklerden hoşlanır mısın? Ben hep ağlarım. Erkekler ağlamaz. Öyle bir fikrim yok tabii. Erkekler ağlamaz diye bir şey demiyorum ama ağlamazlarsa iyi olur tabii. Mesela ben ne zaman benim oğlum doğdu ha? Ha that's nice. Ondan bahsetmiyorum. Tabii ki oğlu doğduğu zaman ağlayan. Kurtarmaya çalışıyor. Şimdi bak geri vites bunların hepsi. Öyle. Sen yayında ağlamamış mıydın? Ya. Benim çocukluk fotoğrafım. Ya Danilo. Bak ağladın mı sen yoksa? Dani. Peki sen çok ağlar mısın? Çok ağlarım. Evet, ciddi çok mi? Ağlarım. Evet, ben çizgi filmde bile ağlarım. Peki Burcu, senin için biraz erkeksi diyorlar. Hani çok güzel bir kızsın ama bunu söyleyenler de var. Kim söyledi böyle bir şey? Lütfen. Umurhanca. Dani. Sol elini bak görelim. Ya mi? Ben evlendim şimdi. Dur bir dakika. Flört yapmıyorum ki ama böyle. Dur bir dakika. Buyurun, aynı bu gazla bir sonraki bölümden devam et. Bak, yok izle. Gerek yok. Bak, nasıl yan çizecek. Tamam. Nasıl yan çizecek belli değil. Ben evli. Bir de evliyim desene. Ne oğlum böyle bir şey saçmalama. ama kadın güzellik. Bütün dünya için böyle bir güzellik bizde bakmak lazım. Oğlum. Tamam bak da sen yazıyorsun arkadaşım. Ama öyle bir şapşıkla öyle bir şey söylüyorlar. Olur mu öyle bir şey? Şapşık deme, bizim çocuklar hazırladı bunu. Vallahi. Tabii. Bir şey diyeceğim. Abi. Ne düşünüyorsun? Erkeksi mi diyorlar? Erkeksi yani hani, amiyane tabiriyle erkek Fatma denir ya. Hmm. Öyle bir havan da varmış. Sen buna katılıyor musun? O da var ama. Var. Çok seksi başka bir kadın daha var yani sonuçta. Hani başka bir kadın daha var. Ben hani hoşuma gidiyor aslında bu tarafım. O biraz herhalde büyük bir ihtimalle hep erkeklerle çalışıyor olmamdan kaynaklanıyor. Spor spikerliği yaptığım dönemde hep böyle erkek ortamlarında bir... Kardeşiniz var mı? Abin falan var yok, mı? Yok hiç yok. Hiç mı? Alakası yok. Asıl hepinizi ilgilendiren bir soru. Şu anda bir erkek arkadaşın var mı? Ama o zaman Antonio bir sahip çıkar mısın? Bir dakika. Ama biraz düşündün. Yani bir 3 saat... Tepki ne olacak diye merak ettim de o yüzden. Çok iyi toparlıyorsun. Olabilir, olmayabilir. Yok yani kesin. Yok tabii ki. Olsa zaten biliniyor biliyorsunuz. Peki, o halde çok yaygın bir dedikodu var. Arda Turan'la aranda bir şey var mı? Ya. Yani bari bunu sen sorma diyeyim açıkçası. Sorayım, gerçekten tamam. Bilmiyorum. Gerçekten mi bilmiyorsun? Cidden bilmiyorum. Peki. Aramızda tabii ki bir şey yok. Bu da mahallede gaza getiren... Yok dedi oğlum, sen niye o diyorsun ya? Şimdi şöyle de bir hani yaygın kanı vardır. Kızla erkek arkadaş olamaz kardeşim. Ha, yani... Sizin o zaman hiç görüştüğünüz arkadaşlarınız yok. Eşiniz izin vermiyor hiç. Kız arkadaşınız yok öyle mi? Hayır. Burada soruları ben sorarım. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Yok samimi söylüyorum. Böyle bir yaygın kanı var. O da sadece bence Türkiye'de olan bir şey yani. Evet bence de. Türkiye'de var zaten. O yüzden ve iki Türk yani. Burcu Esmersoy ve Arda Turan ve çok yakın arkadaş olabiliyorlar. İşte buradan çıkıyor zaten. Evet. Ama bir de ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Ama o magazinsel bir laftır söylediğiniz şey sizin. Ama magazin olmayan... gereklidir. İnsanlar merak ediyor. Yani cidden merak ediyor. Sevenleriniz var, onun sevenleri çok. Evet. Yani ama biz için... buna zaten cevap verdik. Yani bir de burada cevap vermem gerekiyorsa evet aramızda hiçbir şey yok. Ya Umur amca zorlanma, yok zorlanma. Yok hayır. Yani çok ilginç. Şimdi bakın şimdi şöyle bir durum var. Kendi adıma konuşuyorum. Ben çok dürüstüm ve hiçbir şey de gizlemem. Ve birlikteysem bir erkekle de elinden tutar, sokağa da çıkarım. Bunu defalarca da gördü herkes. Arda da yine aynı şekilde
Arda da yine aynı şekilde birlikte olduğu kadını elinden tutup sokağa çıkaran bir erkek olduğuna göre, bizi de el ele görmediğinize göre birlikte değiliz, bu kadar basit. Yani evlerde, oralarda, buralarda gizli gizli yaşanan ilişkilerden bir tanesi gibi bir etiket yapıştırılmasından hiç hoşlanmıyorum, özellikle bana. Burcucuğum, ben senin için çok güzel bir sorum var. Bir de ben erkekler için çok iyi arkadaşım. Bir de üstüne üstlük düşündüğünüz zaman yani. Hani o erkeksi tarafında belki değil mi? Offside'i bilen bir kızsın mesela, değil mi? Evet. Offside kuralını. Evet. Elin olu var, elin olu var. Aç TV'yi, elin olu var. Matrak şakrak, patlak çatlak. Ne ararsan burada var. Bu çocuklar zırveli. Tipi tüflerinden belli. Muhabbetin endili. Sevdim oğlum ben seni. Elin olu var, elin olu var. Aç TV'yi, elin olu var.